Dolayısıyla hepimiz bir olmak zorundayız. Şimdi kadın erkek diyoruz. Peki diğer cinsleri kabul etmeyeceğiz mi? Yani Alevi öğretisinde bırakın insanları, bütün canlılar, bitkiler, hayvanlar, doğada var olan bütün canlıların yaşam duygusunu kurmamız gerekiyor. Yaşam duygusunu korumak zorundayız. Dolayısıyla Alevi öğretisinde erkek kadın yoktur. O insanların kafasındaki o zihniyet gerici bir zihniyettir. Faşist bir zihniyettir. Zaten bunun için biz mücadele ediyoruz. Her şeye rağmen asla taviz vermiyoruz bu konuda. Hani Alevi öğretisine göre kadının yeri nerede derseniz, kadının yeri Alevi öğretisinde Alevilere göre kadın haktır. Yani biz insan oluyoruz ama kadın insandır, biz insan oluyoruz. Neşet Ertaş'ın bu sözünü burada da Neşet Ertaş'ı da almış olayım. Dolayısıyla birbirimize kızabiliriz, birbirimize kırabiliriz ama asla birbirimize sırt dönemeyiz. O müsaitlik, sorunlarımızı müsaitlik çerçevesinde çözmek zorundayız. Eğer o asimilasyon hareketlerine karşı direnmezsek, mücadele etmezsek, bizim çocuklarımız, geleceğimiz, herkes, sadece kadınlar değil, hepimiz yok olacağız. Biz dünyanın barışını istiyoruz, biz evrenin barışını istiyoruz. Bütün canlıların yaşam döngüsünün barışını istiyoruz. Ama tabii zaman içerisinde asimilasyon hareketiyle birlikte maalesef kadınlar hep arka planda tuttu. Yani geçmişte tamam böyle bir şey vardı ama o geçmişte tehlike vardı. Canımızı verir. Önce canımızı al, sonra kadınımızı al deniliyordu. Ama şu günümüzde maalesef o uyanık, o asimilasyona uğramış yol erenleri maalesef kadını hep arka planda tuttu. Kendilerini ön planda bir örnek vereyim. Mesela dede kavramı Alevi'de yoktur arkadaşlar. Dede çünkü bir erkek terimdir. Bizde ne vardır? Mürşit vardır. Mürşitin cinsiyeti belli değildir. Pir vardır. Pirin cinsiyeti yine belli değildir. Rehber vardır, talip vardır. Dolayısıyla bizim Alevi öğretisini aslında dünyayı da kurtaracak, bütün evreni de kurtaracak. Biz birbirimize değil, biz bütün insanlığa anlatmak zorundayız. Dinsel ve inançsal toplumların insana dair olan her meseleye bakışlarının, onların inandıkların dini ve inancı belirler. Her dini ve inancın bir felsefesi vardır. Toplumsal ilişkiler bu felsefeye göre şekillenir. Kadının toplumsal yapı içerisinde yeri ve erkek karşısında konumunda bundan bağımsız değildir. Sorun Alevilik değil. Sorun İslamcı asimilasyon etkisiyle Aleviliğe yabancılaşmış olan kişiliklerin kadına bakışlarındandır. Aleviliğin kadına bakışın nasıl olduğunu görüp anlamak için kadıncık ana gerçeğine bakmak bile yeterlidir. Biz Alevi kadınlar inancımızdan öğrettiğimiz, aldığımız güçle çok şey değiştirebiliriz. Alevi kadının kurtuluşu, Aleviliğin kurtuluşudur. Çünkü yol anadır. Anaya sahip çıkmak gerekir. Yol ana olmaktan çıkarsa yolumuz da yol olmaktan çıkar. Yolumuza sahip çıkmak adına yapılan her türlü girişime sahip çıkmalıyız. Bu bizim kurtuluşumuz olacaktır. Cenaze hizmetlerinde görev yapan kadın arkadaşlar ve bu yola talip olan bizler sadece cenaze yıkayan, yani ölü yıkayıcı olmak istemiyoruz. Kadın canlarımızın hakka uğrama elkanı yürümek ve hem de toplumun bize karşı olan yerleşik düşünce algısına yıkmak gerektiğini düşünüyorum. Nacizane olarak bize bu alanlarda fırsat verilirse biz bu mücadeleyi daha iyi taşıyarak Alevi örgütlüğünün adına ve Türkiye'de ilk gerçekleşmesine vesile oluruz. Kadının özgür olmadığı bir toplumda özgürlükten
kadınlıktan bahsetmek ne kadar doğru olur? Alevi öğretisinde ve hakikatinde kadının yolun anası olması, üretkenliği ve varlığının onun bu anlamda gerçek bir yerini tarihsel süreç içerisinde emeğin sömürüsü üzerine kendini var eden kapitalist sistem ve onun getirdiği kentleşme ile beraber yarattığı sonuçlar. İkinci bir neden ise belki de daha tehlikeli olan hiç asimilasyon ve varlığı. Yolun temeli olan kadınları tarihsel kimliğinden kopararak inancın yolun dışına iterek kendi içerisindeki erkek egemenliğine dayalı bir hiyerarşik kurmuştur. Kadın yolun içinde hakkı ve yeri ellerinden alınmış, özne olmaktan çıkarılmıştır. Maalesef egemen dinsel düşüncenin kadına bakış açısı üzerinde kendi inansal ve tarihsel gerçeklerinden kopuk bir kıyaslama yapılarak kadın canlarımız ikinci planda tutulmuştur. Biliyoruz ki bir mücadelenin içinde kadın yoksa o mücadele asla başarılı olamaz. Yani kısacası Alevi öğretisinde kadın erkek yoktur, can vardır. Yani insanın eşi ve eşiti vardır. Alevi ya da değil, kadın kutsaldır. Emeğin dini olsaydı tanrısı kadın olurdu. Çünkü kadın doğurandır, yaratandır, var edendir. Kadın yoldur, yoldaştır. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, dişi erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yoktur. Noksanlık, eksiklik senin görüşlerinde. Yani demem o ki, yola devam olan her kadın cemde tutar, postada oturur, erken bakılar, semahla döner, çerahla yapar. Kadın yoldur, yürümesini bilene, demdir, içmesini bilene. Ayrılık, sen beni unut, ben seni.